İşte karşınızda Huawei FreeBuds Pro. Minik, şık kutusuyla, beyaz kutusuyla geliyor. Farklı renkleri var ama bize gönderilen model, hemen bakıyorum buradan, Silver Frost olarak geçiyor. Üst tarafındaki bölümden kutuyu açmaya başlıyoruz. Bu arada kutunun üzerinde belli ifadeler var ve bunlar gerçekten kulaklığın kendi tanımında olduğu için bizim için önemli, test ederken de çok önemli. Yapay zeka destekli adaptif aktif gürültü engelleme, ses modları, seamless device switchover, yani cihazlarınız arasında kesintisiz bir biçimde geçiş yapabilme. Huawei'nin oluşturmak istediği ekosistem için FreeBuds Pro gerçekten çok önemli ürünlerden biri. Gerçekten çok şık bir renk geldi bize. Şöyle jelatinli kağıdını çıkartalım. İşte karşınızda FreeBuds Pro. İçerideki minik kutudan tip C ve tip A girişlerine sahip bir kablo çıkıyor. Bu minik kutunun sol tarafındaysa kulakçıklarımız var. Şöyle jelatinli çıkarttığımızda büyük boy ve küçük boy kulak lastiklerinin burada olduğunu görebiliriz. Ben küçük olanları kullanacağım, hiç orta seviyeyi denememe gerek bile yok çünkü olmadığını biliyorum. Kutudan çıkan son parçalarsa güvenlik bilgilendirmeleri ve hızlı başlangıç kılavuzu. Bu arada kapağı kaldırdığınız gibi eşlenme bildirimi geliyor. FreeBuds Pro'nun güncellemesi yapıldı. Burada da bir ibare, hemen bir uyarı çıktı karşımıza. Başarıyla güncellendi. Kapağı kapat ve tekrar aç diyor. Kapağı kapatıyoruz ve tekrar açıyoruz. Kulaklığın şarjı hakikaten bayağı dolu. Şu anda herhangi bir gürültü engelleme veya farkındalık modu açık değil. Kısa yolları buradan görebiliriz. Kısa yollar önemli çünkü farklı özellikleri var. Bir kez sıktığınızda arama yanıtlama veya arama sonlandırma, bunun dışında müzik oynatma, duraklama, iki kez sıkıştırma, sizi biri aradığında reddetmenizi sağlıyor. Üç kez de önceki şarkıyı çal, yani bir kere geri dönüyor. Seçenekler var. Gürültü kontrolünü ayarlayabilmek için, yani farkındalık moduyla aktif gürültü engelleme modlarına geçebilmek için basılı tutmanız gerekiyor. Kaydırma seçeneği önemli çünkü çok fazla kablosuz kulaklık denedim ben ve genellikle ya bir saat yardımıyla veya telefonun kendisinden rahatlıkla sesi açıp kapayabiliyorsunuz veya bir asistana bağlanıp bunu yapabiliyorsunuz. Burada ses açma kapama tuşunun tıpkı o kulaküstü kulaklıklarda olduğu gibi kulaklığın kendisinin üzerinde olması son derece önemli. Bunu da denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çünkü kulaklığın ses kontrolünü direkt kulaklığın içerisinde yapabilmek bence çok önemli bir özellik. Şimdi ben bunların kulakçıklarını değiştireceğim ve ilk kez deneyeceğim. Kulaklık bölümünün oval olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten uyumluk için çok önemli. Yuvarlak olduğu zaman benim kulağıma tam oturmuyor. Hatta tam oturmayan birçok kişi vardır bu tarz kulaklıklarda. Şimdi kulaklıkları denemek istiyorum. Kulaklığın üzerindeki tuşa basılı tuttuğunuzda farkındalık ve diğer modlar arasında hızlıca geçebiliyorsunuz. Farkındalık modunda dışarıdan gelen sesleri de algılayabiliyor ve görebiliyorsunuz. Bu özellikle cadde gibi yerlerde yürürken veya bisiklet kullanırken kesinlikle tavsiye edeceğim bir özellik, ama uçak gibi veya sizin direkt dışarıdaki gürültüyü kesmek isteyeceğiniz durumlarda gürültü engellemeye geçebilirsiniz. Burada yine farklı modlar var. Yakından göstereyim sizlere. Bunların arasında AI Life uygulaması üzerinden seçim yapabilirsiniz. Bu arada modlar Android'e, yani AI Life uygulamasına özel bir şey. Yani iOS'te evet yine bu kulaklığı ve ana fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi sıcak, genel, ultra gibi özellikleri kullanamazsınız. Dinamik tabii ki tavsiye edeceğim bir özellik. Siz çok fazla uğraşmıyorsunuz ama diyelim ki metro gibi, Marmaray gibi çok fazla gürültünün, tren sesinin olduğu bir ortamda aşırı gürültülü, bayağı bir kesildi şu an. Kendimi duymakta birazcık zorlanıyorum. Ultra'yı seçebilirsiniz ama ben tabii ki ilk başta dinamiği kullanmanızı tercih ederim. Diğer ayarlar kısmına geldiğimizde burada uç uyum testi var. Devam diyelim, ben şu an ufakları taktım. Şimdi bakalım, hakikaten benim için uyumlu bir kulak ucu muymuş? İyi uygunluk dedi. Şimdi ben FreeBuds Pro ile biraz vakit geçireceğim, birkaç gün. Ardından geri döneceğiz. Bakalım bu kulaklık bize neler sunuyor. Gerçekten vaat ettiklerinde başarılı mı? Bunu göreceğiz. Yaklaşık bir haftadır Huawei FreeBuds Pro ile vakit geçiriyorum.
Hem P40 Pro ile hem de farklı cihazlarla bu kulaklığı denedim. Özellikle MateBook X Pro'da ve P40 Pro'da iyi bir verim alabildim. Ki zaten verimli olmasının en önemli noktalarından biri Huawei'nin kendi yazılımı olan AI Life ile olan uyumu. AI Life uygulamasını App Gallery üzerinden indirebiliyorsunuz. Arama bölümüne AI Life yazdığınızda yükle seçeneği çıkıyor. Yüklenmesini bekliyoruz. Şuraya geliyor. Onu da hemen ilk sayfaya alalım. Ben tabii ki daha önceden AI Life'ı kullanıyordum ama size de en azından App Gallery üzerinden nasıl indirileceğini göstermek için bir daha indiriyorum. Yükleme tamamlandı. Ülkemizi seçiyoruz, ileri diyoruz, kabul ediyorum diyoruz. Gördüğünüz gibi FreeBuds Pro hızlı bir şekilde bağlanıyor. Kulaklıkların pil ömrünü ve kutunun pil ömrünü görebiliyoruz. Benim FreeBuds Pro'yu kullanırken iki özellik açıkçası çok hoşuma gitti. Bunlardan ilkini az önce de söylemiştim. Daha doğrusu kutuyu açarken de söylemiştim. Sesi buradan açıp kapayabiliyoruz. Sesi kısıp açabiliyoruz. Bir diğeri ise cihazlarınız arasında kesintisiz geçiş yapabilme, farklı cihazlara bağlanıp orada kullanabilme. Mesela ben şimdi kulaklığı bağlantısını kopardım ama yeniden buraya bağlayacağım. GT2 Pro ile olan bağlantısını yapacağım ve oradan müzik dinleyeceğim. Öncelikle AI Life uygulamasını kapatıp sağlık uygulamasına geçiyorum. Burada cihazlar bölümünde Huawei Watch GT2 Pro var. Ben tabii ki müziği genellikle bulut servislerden dinlediğim için müziği bu şekilde kullanmıyorum. Ama siz isterseniz saatinize bağımsız olarak müzikleri atabiliyorsunuz. Onun için de bu müzik bölümüne geliyorsunuz. Birkaç farklı müzik ekledim ben bu bölüme. Cihaz bölümüne geliyorum. Onları saate aktarıyorum. Aktarım devam ederken ben kulaklığın saatle olan bağlantısını yapacağım. Saat üzerinden müzikleri dinleyebilmek ve kulaklık arasında bir bağlantı oluşturmak için en kolay yol müzikler bölümüne gelmek. Ardından aşağıda kulaklık var. Kulaklık aranıyor şu anda. FreeBuds Pro'yu hemen buldu ve bağlandı. Artık kulaklığım benim hem saatle hem de telefonla eşlenmiş durumda. Elimizdeki aktif gürültü engellemeye sahip bir kulaklık olduğu için tabii ki ANC açıkken ve kapalıyken farklı değerler alıyoruz. Eğer ANC kapalıyken bu kulaklığı kullanıyorsanız 7 saate varan bir pil ömrü var. Ama tabii ki ANC açıkken orada sürekli bir iletişim olacağından 4,5 saate düşüyor bir pil ömrü. Ve yine ANC ile kullanırken şarj kutusundaki batarya ile beraber 20 saate varan bir şarj ömrümüz oluyor. İster kablolu ister kablosuz şarj kullanarak FreeBuds Pro'nun pilini doldurabiliyorsunuz. Burada benim hoşuma giden noktalardan biri ise kablolu şarjda %55'e 20 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Bu gerçekten özellikle hızlı olmanız gereken zamanlarda bir powerbank bağladığınızda FreeBuds Pro'yu hızlı bir şekilde uzun süre kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Size son olarak ilginç bir özelliği de göstermek istiyorum. Ayarlar menüsünden seslere giriyorsunuz ve aşağıda ses yükseltici diye bir seçenek var. Burada tabii FreeBuds Pro özelinde değil bu özellik ama hani genel olarak bütün FreeBuds kulaklıklarda kullanabiliyorsunuz. Ses yükselticiyi aktif hale getirdiğinizde burada görünüyor. Tamam diyoruz. Telefon artık bir mikrofon gibi çalışıyor. Siz telefondan uzaklaşsanız bile etraftan gelen sesleri kulaklığınızda duymaya devam ediyorsunuz. Bu gerçekten ayırıcı güzel bir özellik kulaklık hakkında. Son olarak fiyattan da bahsedeyim. Huawei FreeBuds Pro'nun tavsiye edilen satış fiyatı ise 1499 Türk Lirası. Açıkçası özelliklerine baktığımda, tasarıma baktığımda ve kullanım tecrübemi de buna kattığımda FreeBuds Pro son derece güzel, şık ve kullanışlı bir kulaklık olmuş. Bu videomuzda FreeBuds Pro'nun özelliklerine değindik, fiyatından bahsettik. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.